Ah Gülsüm, ah. Ah. Nerelerdeydin sen? Ha? Dayım nerede? Bir araba geldi aldı. Kim? Bilmiyorum. Sevmedim herifleri. Ya şimdi yaparsın ya da bir daha asla yapamazsın. Yenge nereye gidiyor? İpimizi çekmeye. Biz mani olmayalım. Yapamayacağını kendini görsün. Yenge, ya yaparsa? Kader kısmet deriz dilsiz. Kader kısmet. Takip et. Mani olmak için değil, korumak için. Aslanım, hoş geldiniz. Merhaba Savcı Bey. Buyurun, oturun lütfen. Yorgun görünüyorsunuz. Biraz. Bir şey içer misiniz? Çay olur. Çay. Gel. Buyurun Sayın Savcım. İki çay. Derhal. Eşinizin durumu nasıl? Tamamıyla iyileşti mi? Yani... koşacak kadar, atlayacak kadar bir yerlerden iyi. Güzel. Güzel haber. Yani sizin adınıza sevindim. Siz buraya herhalde... eşinizi vuranlarla ilgili bilgi almak için geldiniz. Yani ne siz ne o bir şey bilmediğinize, onları da tanımadığınıza göre. Aslında ben başka bir şey için geldim. Savcı Bey. Bir gün Ebru... benim yanıma gelip hastanede bir trafik kazası olduğunu söyledi. Namık Bey'in isteği üzerine de vakaya bir cerrah gitmesi gerekiyormuş. Kendisi de hasta olduğu gerekçesiyle benden gitmemi rica etti. Ben de gittim. Ferhat'la ambulansla karşılaştık. Ben trafik kazasının olduğu yere gidiyoruz sanırken... meğer Namık Bey'in çiftliğine gitmişiz. Apar topar yaralı bir adam vardı, onun yanına gittik. Bunu ameliyat et dediler. Silah tehdidiyle tabii. Tam kaçarken pencereden Namık'ın o adamı vurduğunu gördüm. Görgü tanığı olduğum için de benim ölmem gerekiyordu, yani öyle istediler. Ferhat'a düştü bu görev. Beni ormanlık bir yere götürdü. Öldürmekle tehdit etti ve dedi ki eğer benim karım olursan, eğer bizden biri olursan sevdiklerine, ailene, hiç kimseye zarar vermem. Ben de onlara zarar gelmesin diye kabul ettim. Aslan. Efendim. İyi misiniz? Pardon. Özür dilerim, ben duymadım ne söylediğinizi, tekrar eder misiniz? Yani ne siz ne de eşiniz bir şey bilmediğine, adamları da tanımadığına göre diyorum. Gel. Sağ olasın. Şeker almam ben. Sağ ol. Sağ ol.
Benim aslında hiç fırsatım olmadı. Size bir teşekkür borçluyum. Ne için? Bu dinleme cihazıyla alakalı. Yani siz de Ebru Hanım da hayatınızı riske attınız. Hoş ben Ebru'nun böyle bir şey yapabileceğini pek zannetmezdim ama. Yapar yapar. Ben güvenirim Ebru'ya. Savcı Bey, bir şey sormak istiyorum size. Neden Ferhat'tan bahsederken sürekli eşiniz deyip duruyorsunuz? Yani sonuçta o sizin kardeşiniz, onun bir ismi var. Niye Ferhat demiyorsunuz? Birbirinize çok benziyorsunuz, biliyor musunuz? Yani bu huyunuz. O da böyle bir şeye cevap vermek istemediği zaman susmaya sığınıyor sizin gibi. Bir taş kadar sessiz olabiliyor. Aslanım, vaktiniz varsa dışarıda konuşalım. Yani sizin için de uygunsa. Biz üç kardeşiz. İşte bildiğim gibi. Ferhat, ben, Gülsüm. Babamız berber Necdet. Dürüst adamdı. Yuvarlanıp gidiyorduk işte. Tenceresinde pişirip kapağında yiyen yüz binlerce aileden sadece biri. Hala çözemediğim bir cinayete kurban gitti baba. Allah rahmet eylesin. Ferhat'ın gözleri önünde olmuş. Bilmediğim bir acı hakkında ahkam kesiyorsun şu an. İnsanın babasını kaybetmesi ne demek bilemezsin. Ve umarım da tecrübe etmezsin. Namık Bey, yani dayım işte. O zamanlar İstanbul'da hali vakti yerinde geldi. Sordu, soruşturdu. Çocuğuz o zaman yani. Anlamıyoruz bir şey. Tek bildiğimiz artık babamız yok. Ferhat o zamanlar 12 yaşında. Namık dayım aldı Ferhat'ı. Gitti. Babamızın katilini bulmuş. Kana kan demiş. Adamı Ferhat'a vurdurmuş. 12 yaşında çocuğum. Adam mı vurdurdu? Ne diyorsun? Ah! Suçu da para karşılığı biri üstlenmiş. Suçu üstlenen 2 yıl sonra bana para verdiler. Suçu üstüme yıktılar. Aslında Ferhat vurdu adamı deyince Ferhat 6 yıl yedi. Namık dayı bir şekilde paçayı kurtardı. Ferhat 14'ünden 18'ine kadar ıslah edildi. Sonra 2 sene cezaevi. Cezaevinden çıktığı gün kapıda jandarmalar bekliyordu. Askeri almak için. 2007 Dağlıca baskınında şehit olan 12 asker arkadaşıydı. Yiğit Bey, siz ne yaptınız peki? Dayım geldi, toparladı bizi İstanbul'a. Öyle bir gece konuda sığındık işte. Babamın bir lafı vardı. Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz diye. Ferhat da Namık'ın pis işlerini gördüğü bir maşa oldu. Yani bu yolu o seçti. Herkes kendine bir yol seçiyor işte.
Nerede? Savcı geldi. Bir çay bahçesinde oturdular, uzun uzun konuştular. Sonra? Savcı gitti. Doktor? Sahilde. Geliyorum. Neydi o çanta hazırlama meselesi falan? Ne oldu? Korktun mu? Sen işin ciddiyetinin farkında değilsin. Sorun da bu ya dayı. Ben her şeyin farkındayım. Aslı nerede? Korkma. Eğer bizi okumuş olsaydı şimdi nezarette volta atıyorduk. Nereye?